Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere değerli ikinci dereceden denklemlerin çözüm kümelerin bulunmasını anlatacağım. Evet, bu konumuz da arkadaşlar MEB'in kitabında yoktu. Bu tarz sorularla karşılaştığımızda nasıl bir çözüm yapacağız? Bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. Evet, konumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi geçen yıl arkadaşlar mutlak değerli denklemleri mutlak değer konusunu görmüştünüz. Orada mutlak değerli birinci dereceden denklemlerin çözüm kümesini bulmayı öğrenmiştiniz. Şimdi burada da ikinci dereceden mutlak değerli denklemler var arkadaşlar. Ya şöyle diyelim, ikinci dereceden denklemlerin içerisinde mutlak değer olursa bu denklemlerin çözüm kümeleri nasıl bulunur? Bunun üzerinde çalışacağız. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin tanımını geçen yıldan biliyoruz. Her x eleman reel sayı için x'in mutlak değeri küçük eşit büyük eşit sıfırdır. Yani bir sayının mutlak değerini aldığınızda hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Daima sıfır ya da sıfırdan büyük değerler alıyor. Şimdi fx'in mutlak değeri dediği zaman bir fonksiyonun mutlak değerini almak istediğimizde mutlak değerin içi sıfırdan büyük eşit ise o ifade mutlak değer dışına aynen çıkıyordu. Eğer mutlak değerin içindeki ifade sıfırdan küçük ise bu ifade mutlak değerini dışına eksiyle çarpılarak çıkartılıyordu. Şimdi arkadaşlar geçen yıldan mutlak değeri kısaca bir hatırlayalım. Şimdi x'in mutlak değeri kaçtır diyelim? 4 diyelim. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? X'i bir 4 alıyorduk. Bir de x'i 4 alıyorduk değil mi? O zaman çözüm kümesini bu şekilde 4 ve x'i 4 diye buluyorduk. Şimdi bir sayının mutlak değeri görüyorsunuz 3x eksi 6 9 oluyorsa 3x eksi 6 eşittir 9 diyoruz veya 3x eksi 6 eşittir eksi 9 diye yazıyoruz. Buradan 3x eşittir 15'tir. X'in değeri 5 gelir. Ya da 3x eşittir eksi 3'e X'in değeri eksi 1'dir arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi eksi 1'e 5'tir. Şimdi bu çözümü geçen yıldan bir hatırlayalım. Kısaca bir hatırlattık bunu. Arkadaşlar şimdi bakın. Aynı denklemin yani şu eşitliği biz şöyle hatırlayalım. Şu eşitliği biz nasıl yazabiliyoruz? Mesela böyle bir soru verdiği zaman bunu nasıl çözeceğiz? Bakın iç içerisinde denklem gibi görünüyor görüyorsunuz. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Şu şekilde yazacağız. Tam kare ifade şeklinde yazalım. X eksi 2'nin karesi diye yazdık arkadaşlar. Eşittir 2. Arkadaşlar geçen yıldan hatırlayalım. Bir sayının karesinin kökünü aldığınızda x bilinmeyen bir sayı tabii burada. Biz bu ifadeyi nasıl alırız arkadaşlar? Kök dışına çıkaracağımız ifade mutlak değer içinde yazılara çıkartılıyordu. Hatırlarsak bunu. Geçen yılki mutlak değer konusunda ve köklü sayılar konusunda bunu çalışmıştık bu konuya. Şimdi x eksi 2'nin karesinin kökü 2'ye eşit olursa bu ifade x eksi 2'nin mutlak değeri 2 diye yazılabilir. Buradan da ne yaparız arkadaşlar? X eksi 2 eşittir 2 veya x eksi 2 eşittir eksi 2 diye yazarız. X'i buradan 4 buluruz. Ya da X'i buradan 0 buluruz. Ne oldu denklemin çözüm kümesi? 0'a 4 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar durum bu. Şimdi iki mutlak değerin eşitliğinin çözüm kümesini nasıl buluruz arkadaşlar? Hatırlayacak olursak arkadaşlar mutlak değer X. Mutlak değer Y'ye eşit olursa iki mutlak değerin eşitliğinde eşittir Y veya bu eşitlikten bir tanesini x ile çarpıp bunları birbirine eşitliyorduk arkadaşlar. Ya da siz bunu eksi x eşittir y şeklinde de yazabilirsiniz. Ya bu ya bu şekilde ya bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu bu denkleme dönüştürecek olursak eşitliği çözecek olursak x eksi 3 eşittir x artı 2 veya 2x eksi 3 eşittir eksi 2 şeklinde bu eşitliği yazarız. Mutlak değerleri kaldırarak bu eşitleri bu şekilde yazıyoruz. X'in değeri 5'tir veya 3x eşittir 1'e diyoruz. X'in değeri buradan 1 bölü 3 gelir. X'in değeri de burada 5 geldi. Ne oldu denklemin çözüm kümesi? 1 bölü 3'e 5 geldi arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar diğer soru. Evet. Şimdi şöyle bir eşitlik var. Evet arkadaşlar bunu biz her tarafın karesini alarak da çözebiliriz arkadaşlar.
Bakın bunu şu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Karesini alıp da çözebiliriz. Kareden de çözebiliriz. Mesela bunu mutlak değerden de çözebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İki eşliği köklü denklem gibi de çözebiliriz arkadaşlar. Köklü denklemle çözebiliriz. Mutlak değerli denklemlerle yani kök karesini alarak da çözebiliriz. Bir de mutlak değerli olarak çözelim arkadaşlar. 2x eksi 1'in mutlak değeri diye yazabilirsiniz. Ya da şöyle yazalım arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz bakın. Bunu ne yazdı arkadaşlar? Kök içinde 2x eksi 1'in karesi diye yazarız. Bunu da kök içinde x artı 1'in karesi diye yazarız arkadaşlar. Burada mutlak değer 2x eksi 1 eşittir. Mutlak değer 3x artı 1 gelir. Bu iki mutlak değerin eşitliğini yazacak olursak 2x eksi 1 eşittir 3x artı 1'e ya da 2x eksi 1 eşittir eksi 3x eksi 1'e. Buradan x'in değeri kaç geldi arkadaşlar? X'in değeri buradan geldi. Veya 5x eşittir 0'a 0 geldi arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi de 0'a eksi 2 geliyor ya da eksi 2'ye 0 diye yazarsanız. Biz bunu mutlak değerle bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Ya da dersiniz ki daha önceki konularda anlatmıştık. Ne demiştik? Köklü denklemlerin çözümünde eşitliğin her tarafın karesini alırsınız. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunun arasına eksi koyar. Sıfırı da eşitleyebilirdik bu denklemi. O zaman sol tarafa atarsınız bunu. Denklemi çözersiniz. Şimdi buradan karesini aldığınızda burada ne kaldı arkadaşlar? 9x kare. Eşitliğin her iki tarafın karesini alın. X artı 1 eşittir. 4x kare eksi 4x artı 1. X kareye atalım 5x kare artı 10x eşittir 0 geldi. 5 parantez 5x parantezine alırsak x artı 2 geldi arkadaşlar. Köklerden biri 0'dır. Ya da köklerden biri eksi 2'dir. Arkadaşlar bu yolla da çözerseniz bu yolla da bunu çözebilirsiniz. İki türlü çözümü var. Şimdi arkadaşlar bunları hatırlattıktan sonra şimdi bu sorumuza bakalım. Bu tür denklemleri nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Şimdi x'in mutlak değeri var. X'in mutlak değerini iki türlü inceliyoruz arkadaşlar. Bakın sıfırdan büyük olduğu aralık. Bu şu bölge x'lerin sıfırdan büyük olduğu yer. Bu bölgede x'ler sıfırdan küçük olur arkadaşlar. Şimdi x'i şu bölgeye alalım. Bu bölgede x'ler sıfırdan küçük. Bu bölgede x'ler sıfırdan büyük eşittir arkadaşlar. X'leri sıfırdan büyük eşit alırsak mutlak değer dışarı x olarak çıkar. X kare eksi 4 eşittir 0 denklemini elde ederiz. X'i sıfırdan küçük alırsak eksi x kare eksi 4 eşittir 0 gelir. X kare artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Sol tarafta bir x değeri bulamıyoruz. Sağ tarafta x eksi 2 çarpı x artı 2'den x'i bir 2 buluyoruz. Bir de eksi 2 buluyoruz arkadaşlar. O zaman x'ler sıfırdan büyük olmak koşuluyla bu denklemin çözüm kümesi sadece ve sadece 2'dir arkadaşlar. Burası boş küme olduğuna göre bakın burada çözüm kümesi yok. O zaman burada eksi 2'de 2 çıktı. X'leri koşullu aldık. X'leri sıfırdan büyüktür diye aldık. O zaman bu denklemin çözüm kümesi 2'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Yine aynı çözüm tarzında bir yani bir ikinci derece denklemin içinde x'in mutlak değeri var. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bir de buna bir tekrar bakalım. Şimdi arkadaşlar x'ler ne burada? Sıfırdan büyüktür diyoruz. X'i burada sıfırdan küçük alıyoruz. X'i sıfırdan küçük alırsak arkadaşlar bu dışarı ne çıkar? Eksi diye çıkar. Eksi x kare eksi 6 eşittir 0 gelecek. Bunu denklemleri çarpanla ayırma ile bulalım arkadaşlar. X eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. X eşittir 3'tür ya da x eşittir eksi 2'dir. Arkadaşlar buradan gelen sayı kaçtır? Eksi 2'dir. Neden? X'leri sıfırdan küçük alıyoruz. Bunu sağlayan eksi 2'dir. Bu koşulu sağlayan köklerden bir tanesi eksi 2'dir. Şimdi x'lerin sıfırdan büyük olma durumuna bakalım arkadaşlar. Büyük sıfır ve sıfırdan büyük alırsak bu ifade x kare artı x eksi 6 eşittir 0 geliyor. Bunun çarpanları x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 geldi. Buradan x'in değeri eksi 3'tür ya da x'in değeri 2 geldi.
Eline ne aldık arkadaşlar? Sıfırdan büyük. İki tane köy çıktı. 1'e 2, 3, 1'e 2 arkadaşlar. O zaman burada kaç geldi arkadaşlar? Bu denklemin çözüm kümesini de biz eksi 2 ve 2 olarak alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu denklemimize bakalım. Bu mutlak değerin içini sıfırlayan nokta neydi? Kritik noktada diyebiliriz biz buna. Şimdi arkadaşlar bakalım burada. 1 içeriği sıfırlıyor. İse birden büyük sayılar verirsem, 1 ve birden büyük sayı verirsem mutlak değerin içi pozitif oluyor. Bu dışarı x 1 olarak çıkıyor. X de burada var. X kare eksi x 6 eşittir 0 geliyor. X birden küçük olursa arkadaşlar bunu eksi olarak alıyorum. Dışarı eksi olarak çıkıyor. Eksi x kare artı x eksi 6 eşittir 0 geliyor. Bakın bu x birden küçük olursa bu mutlak değerin içi ne oluyor? Eksi oluyor. Dışarı çıkartırken biz bunun içine eksi ile çarpıyoruz. Eksi x artı 1 oluyor. Eksi x artı 1'i x ile çarptığımızda eksi x kare artı x oldu. Eksi ile de bunu çarptığımızda x kare eksi x artı 6 eşittir 0 geldi. Arkadaşlar buradan şimdi bunun çarpanlarını bulalım. Şimdi delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. B'nin karesi 1. Eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir eksi 23 oldu. Eksi delta ne geldi arkadaşlar? Sıfırdan küçük. Reel kök yok. Burada reel kök yok. Buraya bakalım. X eksi 3 çarpı x artı 2. X'in değeri 3'tür. X'in değeri eksi 2'dir. Çözüm kümesi ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bu denklemde çözüm kümesi 3'tür. Evet arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi 3 olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemimize bakalım. Şimdi arkadaşlar x artı 1'in karesi x artı 1 ne verirseniz verin x'e karesini aldığınızda ne gelir arkadaşlar? Pozitif gelir. Biz arkadaşlar x artı 1'in karesini bu şekilde de yazsak bir şey değişmez bakın. X artı 1'in mutlak değerinin karesi diye yazsak bir şey değişmez arkadaşlar. Bu ifadeyle bu ifade aynı değerlerdir arkadaşlar. X'e koyduğumuz değerlerden değerleri aldım. Elde ettiğimiz sayının karesini buluyoruz, alıyoruz. Burada koyduğumuz sayı zaten her ikisine de çıkan değerler pozitif oluyor. O zaman bu ifadenin yerine x artı 1'in mutlak değerinin karesi eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 1 artı 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi x mutlak değer x artı 1'e a dersek arkadaşlar burada ne oldu? A kare eksi 2a artı 1 eşittir 0 geldi. Bu da a eksi 1'in karesi gelir. Buradan ne gelir arkadaşlar bu ifade? A eşittir 1 gelir. A eşittir 1 ise yani x artı 1'in mutlak değeri 1 oluyor ise x artı 1 eşittir 1'e veya x artı 1 eşittir eksi 1'e. X buradan 0 oluyor ya da x buradan eksi 2 oluyor. Denklemin çözüm kümesi ne geldi? Eksi 2'ye 0 geldi arkadaşlar. Bu denklemimizin çözüm kümesini de bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu denklemimize bakalım. Şimdi burada göreceğimiz ifade şu. Hatırlarsak a çarpı b gibi iki ifadeyi biz a'nın mutlak bir değeri çarpı b'nin mutlak değeri şeklinde yazabiliyorduk. Mutlak değerin özelliğinden. Şimdi arkadaşlar bakın. X parantezine alırsak biz burayı. X mutlak değeri çarpı x 4'ün mutlak değeri ve x 4'ün mutlak değeri eşittir 0 diye bunu yazalım. Şimdi her iki terimde de ortak çarpan x 4'ün mutlak değeri. x 4'ün mutlak değeri ortak parantezine alırsak x'in mutlak değeri eksi 1 eşittir 0 eşitliğini elde ederiz. Bu ifadeyi sıfırlayan değer bu mutlak değeri 0 yapan değer. X kaçtır arkadaşlar? Direkt 4'tür. Veya da x'in mutlak değerini 1 yapan değerleri bulacağız. X'in değeri 1'dir ya da x'in değeri eksi 1'dir arkadaşlar. Bu da özel bir çözüm arkadaşlar. Böyle iki tane mutlak değerle karşılaşırsanız bunu bu şekilde çözersiniz. O zaman denklemin çözüm kümesi ne geldi? Eksi 1, 1 ve 4 geldi. Bu denklemin çözüm kümesi de
Bu şekilde bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yine burada bir tane daha var arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bunu nasıl yazarız? X eksi 2'nin karesi diye bunu yazarız arkadaşlar. Eksi mutlak değer x çarpı x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 0 diye bunu bu şekilde yazabiliriz. Bu ifade ne oldu arkadaşlar? X eksi 2'nin mutlak değeri şeklinde yazılır bu ifade. Hatırlayalım. Herhangi bir bilinmeyenin karesinin kökünü alırsanız bu ifade ne çıkar dışarı arkadaşlar? X'i mutlak değeri diye çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeyi de x eksi mutlak değeri diye yazdık. X çarpı x eksi mutlak değeri eşittir 0 diye yazalım. X eksi 2'nin mutlak değeri parantezine alalım. 1 eksi x'i mutlak değeri kaldı arkadaşlar. O da eşittir 0. Buradan x'in değeri 2'dir ya da x'in değeri 1'dir ya da x'in değeri eksi 1'den kaçar. Denklemin çözüm kümesi eksi 1, 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Bu denklemi de arkadaşlar bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burada böyle bir ifademiz var. Şimdi bunu arkadaşlar alalım, karesini alalım. X'in mutlak değerinin karesi artı 2 çarpı mutlak değeri x artı 1 eşittir 4 çarpı mutlak değeri x artı 9. X'in mutlak değerinin karesi eksi 2 çarpı mutlak değeri x eksi 8 eşittir 0 diye yazalım arkadaşlar. Bunu x'in mutlak değeri, x'in mutlak değeri diye düşünebilirsiniz. Çarpanlarını da eksi 4'e artı 2 diye düşünebiliriz. Yani bu ifadeyi çarpanlara ayıracak olursak x eksi 4'ün mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri artı 2 eşittir 0 eşittiğini buluruz arkadaşlar. Şimdi bu ifadede arkadaşlar bakın x'in mutlak değeri artı 2 eşittir 0 olan bir değer var mı? Yok arkadaşlar, yani hangi sayının mutlak değerini alırsanız 2 ile toplarsanız 0 olur mu? Olmaz. Bundan çözüm gelmiyor. Burada çözüm kümesi boş kümeler. Bunu görmemiz lazım. Hangi sayının mutlak değerini alırsak x'i 4 ile toplarsak 0 olur. X'in değeri 4'tür ya da x'in değeri eksi 4'tür. O zaman bu denklemimizin çözüm kümesi eksi 4 olarak bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size geçen yıldan bir denklem vardı hatırlayacak olursanız. Böyle bir eşsizlik çözüyorum şimdi size ben. X eksi 3'ün mutlak değeri büyük eşit arkadaşlar kaçtan? X artı 4'ün mutlak değerinden diye bir eşsizlik vardı. Bir de bunu çözelim arkadaşlar. Eşsizliğin çözüm kümesini nasıl buluyorduk? Arkadaşlar bu eşitsizliklerde iki tane bir arkadaşlar bunun mutlak değerin içini sıfırlayan iki tane değer var bakın burada. Tamam mı arkadaşlar? Biri 3'tür, biri eksi 4'tür. Uzun bir çözüm yöntemi var. Bakın iki mutlak değer varsa, arada eşitsizlik varsa bu tür denklemleri çözerken, bu tür eşitsizlikleri çözerken eşitliğin her iki tarafının karesini alıyordum. Bu ifade pozitif bir değerdir. Bu ifade de pozitif bir değer. Çünkü mutlak değerini aldığımız ifadeler bunlar. Mutlak değerini aldığımız ifadeler pozitif değerlerse eşitliğin her iki tarafın karesini alabiliriz arkadaşlar. Direkt alabilirsiniz. Hatırlatma olsun bu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözüyorduk. X kare eksi 6x karesini aldığımız zaman arkadaşlar bu ifadenin mutlak değerini atabilirsiniz. Yani sorun değil artık. Her şey pozitif çünkü. X kare eksi 6x artı 9 büyük eşit. Bu pozitif sayıda karesini aldığımızda x kare artı 8x artı 16 diye bunu yazabiliyoruz arkadaşlar. X kareler birbirini götürdü. Eksi ne yapalım arkadaşlar? 16, 19'dan 16 eksi 7 yapar. Burada 14 yaptı arkadaşlar. 14x. 14'e böldüğünüzde x küçük eşit eksi 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım. Eksi 1 bölü 2'den küçük sayı kaç var? Eksi 1 var. Eksi 1 verirsek burası kaç oldu? Arkadaşlar eksi 1 verirsek burası kaç yaptı? Eksi 4 yaptı. Mutlak değerini alırsanız kaç yapar arkadaşlar? 1 yapar. Eksi 1 verdiğinizde 3 oldu. Bu ifade bundan büyük.
Evet arkadaşlar, bu denkleminde şöyle bir muğlak değeri çizik verilirse aklımızda kalsın. Çözüm kümesini bulurken eşitliğin her iki tarafını, bakın x'in katsayıları eşitse yapıyoruz arkadaşlar. Bakın x'in katsayıları eşitse hemen her iki tarafın karesini alıp ikinci dereceden denklemlerden x kareleri götürüp bu denklemin çözüm kümesini, yani ya da bu mutlak değerli eşitsizliğin çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. Bunun çözüm kümesi de eksi sonsuzla eksi 1 bölü 2 aralığı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimizde sonuna geldik. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın.